Önceki dönem terziler ve tuhafiyeciler odası başkanı Atalay Cozan'ın yanında. Hakkınızda yapılan suçlamalarla ilgili sorularımız var. Bunlarla ilgili bir açıklama isteyeceğiz sizden. Ama önce sizi tanıyalım. Ben Atalay Cozan. Yaklaşık 5 dönem 19 yıl Deniz Terziler, Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanlığı yaptım. Yapmış olduğumuz dönem içerisinde 5 dönem içerisinde hiçbir zaman adaysız seçim yapmadım. Mutlaka karşıma 2, 3, 4 birer mutlaka hep aday çıkmıştır. Her seçim öncesinde de mutlaka gıyabımızda son 2 ay, 3 ay kala ileri geri konuşmalar, iftiralar hep olmuştur. Ama biz bunları çok şükür hepsini atlattık. Fakat son yapılan seçimde, 10 Ocak 2022'de yapılan seçimde yönetim kurulundaki bazı arkadaşların çok ağır suçlamaları, yani onların yapmış olduğu iftiralar sonucu ister istemez üyelerimiz üzerinde bir manevi baskı oluşturarak seçimi kaybettik. Tabii bu süreç içerisinde mahkemelik durumumuz oldu. Müfettişler geldi, SSK'dan inceleme yapıldı, maliyeden inceleme yapıldı. Ben her zaman söylerim, Yüce Türk Adaletçinin savcı ve hakimlerine her zaman için saygıyla onları, saygıyla, sevgiyle onları devamlı anarım. Onlar işin en doğrusunu, incelemenin en iyisini, en ince noktasına kadar yaptıkları için yapılan soruşturmanın içerisinde hakkımızda kovuşturmaya yer olmadığını, SSK'nın yapmış olduğu incelemelerde atılı olan üzerimize atılı olan suçun hiçbir şekilde suç olmadığını ve sadece bunların seçim öncesinde 2-3 arkadaşın, yönetim konudaki 2-3 arkadaşın iftira ile ve şu anki başkanlığı kazanan arkadaşın kendi hırsından dolayı hakkımızda iftira attırarak bu şekilde bir seçim süreci yaşadık. Tabi bu seçim süreci kolay olmadı. Bayağı bir deniz içinde, deniz çevresinde. Çünkü ben Türkiye Terziler Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyesiydim. Bayağı bir spekülasyon oldu. Ama Allah'a çok şükür son gelen kağıtlarla, evraklarla hem SSK'dan hem maliyeden kesinlikle kovuşturma yer olmadığına dair evrak savcılık tarafından bize ulaştırıldı. SSK'nın da bununla ilgili yapılan inceleme sonucunda hiçbir şekilde kanuna aykırı bir hareket yapılmadığına dair bilgi vermişlerdir. Ve bunlar kesinleşmiştir. Bu yönde de ben hem maliye, hem SSK'ya, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine, mahkemelerine çok teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde odamıza Ankara'dan baş müfettiş de gelmiştir. Onların da yapmış olduğu inceleme sonucunda odada herhangi bir suç unsuru bulmamışlardır. Sadece dedikleri şudur, siz kendi aranızda tartışmışsınız, husumet olmuş. Bundan dolayı bir geçimsizliğiniz var, onu da düzeltin demiştir genel müfettiş. Başka hiçbir şey de söylememiştir. Bütün evraklarda, şeyde de odamızın tabii bir pandemi süreci geçirdik. 2 yıl gibi, 2,5 yıl gibi. Bu geçirilen pandemi süreci içerisinde biz üyelerimize aidat baskısı diye hiçbir baskı yapmadık. Ancak kendileri getirirse aldık, getirmezlerse de bundan dolayı hiçbir şekilde aidat ödeyeceksin. Herhangi bir kanun işlem yapılmadı. Tabii ister istemez burada birkaç aylık, 3-5 aylık maliye SSK borcu birikti. Biz onları da hepsini ödedik zaten. Genel kurulda bu iftiraya atan arkadaşlar, 3 arkadaş, Güngör Sarıca, Mustafa Bayan, Yalçın Gümüş ve bunların ortasını karıştıran şu anki başkan arkadaş. Bunlar yapıldığında en ufak bir suç, şeyde en ufak bir borcumuzun olmadığı, genel kurul yapılırken orada bunlara dahi kalkıp itiraz edip de odanın borcu vardır, şu vardır, bu vardır deyip bir konuşma dahi yapmadan oy birliğiyle yapılan seçim sonucunda bütün hepsi onaylanmıştır. Bir suç unsuru oluşmamıştır. Bundan dolayı da aklanmışızdır yani açıkçası. Fakat iftira ile bu şekilde başkan olan, yönetim kurulu olan arkadaşların vicdanlarına bırakıyorum. Kendi vicdanlarına, kendi şeylerine bırakıyoruz. Biz 2002'de odayı devraldığımızda
O zamandan bu zamana hala da odanın üyesi olan arkadaşlar vardır. Çevrede vardır. Sizler gazeteciler, basın bu işi daha iyi takip etmiştir. İnanır mısınız? Oda üyelerinin hiçbirinin kendi hak ve hukuklarını bilmediğini, ne odaların ne işe yaradığını dahi kimsenin bilmediği bir süreç geçti. Biz bu odayı devraldıktan sonra üyelerimizin 20 yıl boyunca üyelerimizin hak ve hukuklarının ne olduğunu, kendilerinin nasıl bir davranış yapılacağını, zaman zaman faizsiz kredilerin çıkmasında üyelerin kendi şahsi problemlerini dahi onları dahi çözmek için, yani odayı bir kendi evleriymiş gibi sıcak bir ortam içerisinde 19 yıl boyunca yönettik. Tabi bu sıcak karşılama zaman zaman basında üyelerimizin haklarıyla ilgili açıklamalar yapılmasında, yani 2007'de tahmin ediyorum hatırlıyorum 2007'de kale içinde bir kepenk kapatma olayını yaptık. Biliyorsunuz o zaman devlet bir grup vardı, o gruba çok yüksek miktarda bir kredi. Biz de dedik ondan sonra bizim üyelerimize ne oluyor? Biz orada bir kepenk kapatma eylemi yaptık ve onun arkasında da COSGAP'ten, bu sadece Terzi Odası'nda değil de tüm Türkiye'deki çalışmalar sonucu diğer başkan arkadaşları da hareketlenerek COSGAP'ten o zaman 3 yıl vadeli tahmin hatırlıyorum faizsiz kredi desteği çıkarttık. Yani bu hakikaten ve onun arkasında birkaç defa daha bu olmuştur. 2012-2016 arasında yazışmalarımız doğrultusunda normal söyleşilerimizde telefonlar açarak 2012-2016'da oda aidatlarını hiçbir zaman o kriz zamanında yükselttirmedik. Aynen 4 yıl boyunca 250'de kalmıştı. Son 2016'dan sonra aidatlar yükselmiştir. Onun sonucunda tabii seçimlerde biz her zaman rakipsiz seçim yapmadım. Her zaman da hakkımızda ileri geri konuşmalar oldu. Ama dediğim gibi en son bu yapılan iftira sonucunda ve yapılan iftiranın da gereğini bütün devletin kurumları en güzel şekilde cevabını vermişlerdir. Bunları kendi vicdanlarına bırakıyorum. Ama tabii üyelerimize de bu şekilde bir bilgilendirmiş olalım. Odadan sigortalı yapıldığına dair, odayı bu yüzden zarara uğrattığına dair bir iddia vardı. Evet. Onların haberi olmadan odadan sigortalı yapıldığı iddiası atıldı. Evet, doğru. Bununla ilgili... Şimdi bakın, oda 9 tane yönetim, 3 tane denetim ve 3 tane çalışan vardır. Hiçbir zaman tek başınıza odada hareket etme gibi bir şansınız olmaz. Zaten öyle bir şansınız olsaydı devlet derdi ki tek başına başkan olsun, yönetim kuruluna gerek yok derdi. Denetim kuruluna gerek yok derdi. Ama bu şekilde hem yönetim hem denetim hepsi olduğunda, hepsinin her ay kontrol ettiğinde, de ki işte Atalay Cüz'ü alttan doldurmuş. Karar dertliğinde savcılığa gittiğinde, polis emniyet tahmini gittiğinde zaten incelendi. En ufak bir ara yere sıkıştırma bir şey yok. Gayet normal bir şekilde yazılma ve hepsinin de kendisinin imzaları var. Evet. Ve bu olay düşünebiliyor musunuz? 2019'da oluyor. 2021 aradan 2,5 yıl geçmiş ve tam seçim sürecinde son 3 ay kala ya da 2,5 ay kala bunu servis ediyorlar. Aklınız neredeydi? Madem böyle bir şey vardı, madem bu kadar çok dürüstlerdi, çok düzgünlerdi, niye siz o zaman beni şikayet etmediniz? Sadece seçim üzerinde, benim tek şeyim oldu. Onlarla bir tartıştığımızdan dolayı, kendilerinin yönetimine almayacağımı bilerek söylediklerimden dolayı bunlar tabii kolay değil. Şimdi yönetime giriyorsunuz, orada bir huzurak kalıyorsunuz. Yeri geldi aidatlarınız da tabii ondan düşülüyor. Defter tutturuyorsunuz, bugün defter tutmak yılda. Yani küçük esnaf için büyük rakamdır, 500-600 lira. Ondan muaf oluyorsunuz. Tabi bunlar için bir küçük esnaf için büyük para. Bugün bir aidat 500 lira olmuş yani. Bundan muaf oluyorsunuz. Öyle ki bizim hakikaten üyelerimiz içerisinde aidatın zorlanan çok arkadaşımız vardı. Biz hiçbir zaman hiçbirini sıkıştırmadık. Yani bunlardan sırf orada kalabilmek için yapılan bir hareket, başka hiçbir şey değil. Ha, göreceğiz. Biz bundan şu anda odamız en güzel hizmetlerden bir tanesi, işkesi düzenliyoruz.
Biz 10 yıl önce başlattık bu olayı. 10 yıl önce inanır mısınız? Hani rica ede ede buradaki terziler olsun, penyeci olsun, tuhafiyeci grubu olsun. Biz bundan hepsini gelin burada hani toptancılardan çok fazla yüksekte almayın. Gelin şunu şey derken alıştıra alıştıra bugün iki otobüste gitmeye başlandı. Neden? Hem bir fiyattan dolayı bugün İstanbul'da gidiş geliş 900 lira. Oda olarak 450 liraya götürüyor, 500 liraya götürüyor. Bakın çok yani üye buradan da çok kâr var. Biz başlattık bunları. Ama bunlar hep bize suç olarak geri geldi. Bunların neresinde suç oldu ben onlarım. Madem suçtu niye şimdi kendileri yapıyor? Bunlardan dolayı yok fatura almış, şunu almış. Hepsi incelendi, yok bir şey. Biz üyelerimizi ücretsiz olarak fuarlara götürdük. Kaç defa götürdük? Hani. Bundan dolayı fatura alınmış. Yok öyle bir şey zaten. Olsa ne olacak? Hani sonuçta yani incele. Ben şu an çok rahatım. Ben 2012'de bir denetim geçirdim. Genel müfettişler 45 gün kaldı. Bir şey çıkmadı. Bakın o zaman da şikayet edildim. Hiçbir şey çıkmadı. Bugün yine aynı şekilde olayı yaşadık. Allah'a çok şükür. Alnımız açık. Alnımızın açıklığında bu şekilde konuşabiliyoruz. En ufak bir sıkıntımız olmamıştır. Üyelerimiz de ben bu yönde bilgilendirdiğiniz için sizin kanalıyla ben çok teşekkür ediyorum. Yani iftiracılar mutlaka bu attıkları iftiraların altına bir gün kalırlar diyorum. Sağ olun.